Küçük ve orta boy işletmeler büyürken yönetim anlamında da büyük zorluklar yaşıyor. Küçük şirkette patron tek söz sahibiyken kurumsallaşınca eski yönetim tarzı geçerli olmuyor. Bu zorlu süreçte şirketler nasıl bir yol izlemeli? AL Danışmanlık Genel Müdürü, Marka Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşen Laçinel'e sorduk. Laçinel, KOBİ'lerin büyüme sürecinde yaşananları anlattı. KOBİ'den kurumsallaşmaya geçen süreç en önemli süreç. Çünkü yol boşken, fazla rekabet yokken girişimci iş insanları, yetenekli iş insanları bu boşluğu görüyorlar ve bir şekilde faaliyetleriyle, ticari zekalarıyla ve yetenekleriyle bu boşluğu dolduruyorlar ve bir iş kuruyorlar. Ve KOBİ oluyorlar. Tabii o işi kurmak, hani o patronun öngörüsüyle ve patronun dedikleriyle işi büyütmek işin aslında en kolay kısmı, inanın bana. Esas zorluk o KOBİ haline gelen şirketin bekasının sağlanmasında başlıyor. Çünkü patron ne derse o olur zihniyeti küçük gruplarda tabii ki işe yararken buna büyüyen çocuklar, evlenen çocuklar, aileye katılan gelinler ve damatlar, hele de ortaklar, kardeşler varsa pek çok farklı akıl ve farklı fikir de katıldığında patron ne derse o olamayabiliyor. Aslında belki de her zaman patron ne derse o olmamalı da. Patronlar nasıl bir yönetim tarzı benimsemeli? Kurumun varlığının standartları, kurumun gücünü sağlayan yönler iyi bilinmeli. O güçlü yönler korunacak şekilde standartlar belirlenmeli. Ve bugünden beni 3 yıl sonraya, 5 yıl sonraya ve 10 yıl sonraya taşıyacak olan stratejiler nelerdir? Marka konumlanmam nedir? Diğerleri, beni takip eden firmalar neler yapıyorlar? Ben kurulurken yarattığım bu farklılığı şu anda nasıl daha arttırabilirim? Yeni fırsatlar var mı benim faaliyet alanımda? Ve ben bu şirketi standartlar ve kurumsal bir düzende sadece benim dediğimle değil, aslında olması gerekenleri fark ettirerek ve bunları kurallar haline getirerek nasıl yönetirim çalışmasının tümüne biz kurumsallaşma çalışması diyoruz. Türkiye'de ortaklıklar neden uzun süreli olamıyor? Çok ortaklı şirketlerde çok ses olabiliyor ülkemizde bazı durumlarda. Bu çok ses olmasının sebebi de kardeşlerden veya ortaklardan kurulu olan patronajın her birinin ayrı takımlarının olması. Örneğin Ahmet Bey'in ekibindekiler, Mehmet Bey ona doğru bir iş talimatı verdiğini ama Ahmet Bey bize böyle yapmamızı söylemişti diyorlar. Mehmet Bey'in ekibindeki yakınındaki Mehmet Bey onunla bir uyarı yaptığında, işi artık böyle yapacağız diye bilgi verdiğinde ama bize diğer ortak böyle söyledi diyebiliyorlar. Bu kısmen doğru da olabiliyor. Tamamen onların algısı da olabiliyor ve böyle olduğu zaman patronlar aslında birbirine düşüyor. Bunu önlemenin en önemli yolu şu: ortakların her birinin bir yönetim kurulu olması. Yönetim kurulunun her bir üyesinin de uzmanlığı ve sorumluluk alanının birbirinden farklı olması. Bunu nasıl sağlayacağız? Kişilerin kendini tanıması, her bir ortağın, patronun o kuruma neyi kattığının bilinmesi ve o konuda sorumluluğun o kişiye verilmesinin sağlanması. Biz danışmanlık çalışmalarımızda bunları yapıyoruz. Patron işi büyüttükten sonra profesyonellere mi devretmeli? Patron o şirketi kurmuş ve bir yerlere getirmiş. Mutlaka işin içinde olmalı. Yani asla siz işin dışında olun, sadece profesyoneller getirelim dışarıdan, onlar yönetsin, siz sadece kontrol edin demiyorum. Neden? Çünkü şirketi var eden, işi bilen, işi çocuğu gibi gören patron. Onun kalbi ve onun aklı o şirket için atıyor ve atmaya da devam edecek ve olması lazım. Bununla birlikte patronun yanında ciddi, deneyimli, eğitimli ve başarıları ispatlanmış ve değerleriyle patronun ve kurumun değerlerinin ortak olduğu bir profesyonel yönetici ve bir yönetim ekibi olmak zorunda. Ayşen Laçinel şirketlerde insan kaynağına yatırımın önemini vurguladı. Ne kadar iyi bir teknolojiyi kurarsanız kurun, ne kadar gelişmiş sistemleri alırsanız alın, o işi iyi bilen, o işin fırsatlarını ve risklerinin farkında olan, kuruma gönlünü ve aklını birlikte katabilecek, ortak değerlere sahip olan bir insan kaynağınız yoksa teknolojik yatırımlar sizin sadece vasatı sürdürmenizi sağlayabilir. Fark yaratmanızı ve ilerlemenizi ve liderliğinizi maalesef sağlayamaz. Dolayısıyla insan kaynağını iyi yönetmek olmazsa olmazlardan. Bunu yönetmek için adama göre iş değil,
İhtiyaca göre insan seçimi çok önemli. Dolayısıyla şirketler varlık sebeplerini bilerek bu işi en iyi kimle, hangi eğitimdeki kişilerle, hangi değerlere sahip, hangi yetenekleri olan bireylerle yapabiliriz sorusunu sorup insan kaynağını öyle belirlemeli. Burada ciddi bir seçme yerleştirme süreci, işe alınan kişilerin, yöneticilerin ciddi bir eğitim oryantasyonu ve işi geliştirme, liderliklerini geliştirme eğitim programları devreye giriyor.